İmam Mustafa Demirkan'ın Ayasofya camisinde yaptığı açıklamaların yankıları sürmeye devam ediyor. Ayasofya camisinden Atatürk'e lanet okuduğu iddia edilen Demirkan hakkında CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel şikayetçi oldu. Taksim Camii'nin açıldığı gün yani 28 Mayıs günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya Camii'sinde bir etkinlik düzenlendi. Daha sonra eski Yıldırım Beyazıt Camii imamı Mustafa Demirkan Bakara suresinin 114. ayetini okudu. Demirkan daha sonra bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? Ya Rabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma sözlerini kullandı. Demirkan'ın sözlerinin Atatürk'e ithafen söylendiği iddia edilince Demirkan'a tepkiler gecikmedi. Geçtiğimiz akşam Habertürk ekranlarına katılan Profesör Doktor Ersan Şen Kemalizmi eleştir. Mustafa Kemal'i eleştir. Buna katlanırım. Ama Mustafa Kemal'e kafir diyemezsin ifadelerini kullanmıştı. Olayların ardından Özgür Özel, şüphelinin vaazında Ayasofya'nın müzeye dönüştürüldüğü dönemi anımsattıktan hemen sonra bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir demek suretiyle ilgili kararı alanlara zalim ve kafir şeklinde yakıştırma yapmak suretiyle şeref ve haysiyetlerine saldırıda bulunulduğu izahatten verasettir sözlerini sarf etti. Özel sözlerine şunları ekledi. Şüphelinin vaazı yurttaş tarafından da bu şekilde anlaşılmış ve kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır. İzah edilen nedenle 5816 sayılı kanunun Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Hükmü doğrultusunda şüphelinin cezalandırılması için kamu davası açılması gerekmektedir.